Videoya geçmeden önce belirtelim. Eğer final bölümünü izlemediyseniz video spoilerlı olacaktır. Şimdiden iyi seyirler. Final bölümü gerçekten beklentilerinizi karşıladı mı? Anlamadığımız bir başlangıç, aceleye gelmiş bir Commonwealth kurtarma işlemi ve Eugene, biraz daha Eugene. Yeter lan yeter! Yeter! Önceki videoda Eugene'den yakınmışken bu bölümde Eugene iyice başrol tahtına oturdu. Duygusallığa ağır fanlar oynanmış bir bölüm ve ucundan gösterilmiş bir Rick, Mission ile koca 11 sezonun finali. Onca bölüm birbirine kırdırılmış olan Commonwealth ve klasik ekip finalde cidden bu şekilde mi bağlandı? Dizide ne zamandır görmediğimiz Luke karakteri bir önceki bölümlerde tekrardan diziye girip gerçekten zamanı kısıtlı şu final bölümünde ölümüne duygusallık mı yaşattı? Türk dizisi finali mi yaşıyoruz oğlum? Önceki videoda Allah'tan bir kurtarılmış dünya imajı verilecek dedik. Bölüm full kurtarılmış dünya imajıyla geçti gitti. Rezalet bir bölümdü diyemeyeceğiz. En azından Rick'i ve Mission'u gösterdiler. Karşıda bir CRM gördük, Rick de böyleymiş diyebildik. Senaristler yine umursamaz atar kenara diye korkuyorduk ki sağ olsunlar eklemişler finale. Commonwealth'ın bir kısmını zombileri toplayıp havaya uçurmak mantıklı. Sürüden kurtulmak için iyi bir düşünce. Fakat CGI mahsulü bu sahne sonrasında ne oldu da Türk dizisine dönüştük abim. Arkaya da ataydınız bir aşkım memnun final müziği, öyle izleseydik bari. 3-5 boş mekanda çekip geçeydiniz. Tahmin ettiğimiz gibi koca ekipten Ede Rosita'ya veda ettik. Üzdü eyvallah da pencereye tırmanma sahnesinde yere düşüp zombi içine gömülen şu kadın nasıl oldu da hurra diyerek onca zombinin içinden kalkıp bir ona bir şuna savurup o aracın çatısına çıktı. Ödül olarak da omzundan küçük bir ısırık. Onca zombinin arasından dizi boyunca savurarak kalkıp da çıkan bir karakter bile görmedik. Duymadık, bilmiyoruz. Ki göğsünde çocuk bağlı, onu katmadık bile. Tamam helal lan, yürü be aslanım diye bağırdı da mantığa aykırı. Senarist de biraz fazla abarttık galiba demiş olacak ki sonradan omuza küçük bir Buse kondurmuş. Negan ve Maggie yüzleşmesi güzel sahneydi. Daha uzun tutulsa da Arthur'dandı. Pamela'nın kendini zombiye yedirmeye niyetlenmesi, Maggie'nin vurması vesaire izlenim yönünden keyifliydi. Fakat Pamela'yı biraz daha delirmiş, daha gaddar ve daha kötü sonunu görmeyi beklerdik. Böylesini açıkçası beklemiyorduk. Negan'ın Pamela'nın tutuklandığı sahnede böyle biri için en kötü şey demesi de güzel göndermeydi. Atmosfere aykırı bir tebessüm ettirmedi değil. Gelelim Rick mevzusuna. Rick hafızasını kaybetti teorileri güzel patladı. Hayırlı olsun. Her şeyi takır takır hatırlıyor adam. Jadis'in A deyip B olarak vermesi ve Rick'in CRM'de esareti yaşaması anlaşılır şekilde verilmiş. Yaşayanlar için kaçış yok cümlesi CRM'i ve yapısını az çok anlatıyor aslında. Rick defalarca kez kaçmayı denese de CRM tarafından sürekli alıkonuluyor. Esir alınıyor. Taktik olarak ise sağa sola eşyalar, işaretler bırakıyor ki olur da onu arayan biri bulur diye. Rick'in girdiği sahnede Mission ile görüp bilmeden yazdıkları mektuplar, dizide bulunmuş karakterlere flashbackler, bölümdeki en güzel sahneydi bize göre. Rick'in halinden ve helikopterin onu yine bulmasıyla verdiği tepkiden az buz kafayı sıyırdığını ve agresife bağladığını görebiliyoruz. Yalnızlık vurmuş başa belli ki. Rick ve Mission spin-off'unda umuyoruz ki güzel bir senaryo ortaya çıkarırlar da ekrana kilit şekilde izleriz. Daryl Dixon spin-off'unda Daryl'in gitme nedenini tam olarak anlamadık açıkçası. Sağ olsun senaristler yine yapmış ya bunu. Carol'la giren veda sahnesi ve boom, Daryl Dixon motorunu atlayıp gider. Aynı şekilde Negan ve Maggie spin-off'u içinde bu ikili nasıl bir yola çıkıyor, neden çıkıyor doğru düzgün açıklanmış değil. Yine umudumuz spin-off'ların ilk bölümünün orijinal The Walking Dead evreninden, finalinden başlaması ve olayı adam akıllı açıklayarak bağımsızlaşması. Yine çaresizce umduğumuz şeylerden biri spin-off'ların üç yönünde birbirine bağlanması. Rick'in köprü sahnesinden beri tekrar yüzleşmesini beklediğimiz iki isim Mission ve Rick değil arkadaşlar. Kesinlikle Daryl ve Rick. Sırf bu ikisinin yeniden yüzleşmesi uğruna diziyi sonuna kadar izlemeyi sürdüren taraftanlık. Genel itibariyle 10 üzerinden 7 verilebilir bir finalle dizi bizleri veda etti. Kızdırsa da, sövdürse de, sorgulatsa da çocukluğumuzun dizisi sona erdi. Kızıp da ara vereceğimiz, sonra YouTube'da bir sahnesini görüp tekrardan sezonları gömmeye başlayacağımız bir The Walking Dead dizisi yok artık. Yaşayan bizleriz. Ağzını burnunu kırarım şimdi senin. Yorumlarda final hakkında görüşlerinizi belirtmeyi ve katıldığınız katılmadığınız kısımlar hakkında düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bakış açılarınız ve düşünceleriniz bizler için önemli. Videoyu beğendiyseniz abone olarak bizlere destek olabilir, kanalımızı takibe alabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.